Bodrum demişim. Araç nerede? Yazık olsun tatil. Teşekkür ederiz. İyiydi. İlk başta iyiydi. Sonrasında bu yaşanan olaylar. Herkes olduğu gibi biz de fazlasıyla üzdü. O yüzden biz de zaten dönmüş bulunduk. Biz döndükten sonra da bir şeyler yaşandı orada. Gümüşlük'teki olayı da aslında Fahri Hanım sizin sayenizde öğrendik. Sonrasında birçok ekip gazeteci arkadaşlarımız da yardıma koştu. Aslında sağ olsunlar, onlar da gelmişler. Evet. Ya biz dönmüştük zaten. Çok şaşırdık, dönmüştük ama çok yani korktuk tabii ki. Orada da zaten çok tadımız yoktu. Öyle. Peki sonrasında bir tatil planı olacak mı tekrardan? Yoksa ya tamamen bizim zaten şey hazırlık başladı, onun için dönmüştük. Fahriye'nin de benimle. Devamında belki bir daha gidecektik ama bu olaylardan sonra insanın canı gerçekten gitmek istemiyor. O yüzden biz buradayız. Evet. Fazla tatil yapamadınız. Dinlenebiliriz. Ya dinlendik, dinlendik aslında. Yeni sezona hazırız. Evet. Sizin hayırlı olsun dedim, yeni sezonun ekranlarda olacaktı. Teşekkür ederim. Özledim evet. Sizi de sevenleriniz. Neler söyleyeceksiniz? Ben de özledim. Bakalım, heyecanlı bir süreç benim için. Çok az kaldı zaten sete çıkmaya da. Öyle hazırlıklar başladı. Peki ikiniz de şimdi sette olacaksınız. Karanlığa gelen bir durumda. Birazcık yorucu bir süreçle bekliyor diyebiliriz aslında. Gezecek, bir oraya bir oraya gelecek. Evet. Sette dolaşacak karanlığa herhalde. Saçlarla bir kısa mı oldu? Sakallarla olacak mı? Yok, korkma. Karan vazgeçememe sebebi proje. Karan da büyüyor artık. Şimdiden hani ölçen resimler de çiziyordu, kitaplar da okuyordu. Şimdi yeni yeni meziyetleri çıktı mı onun? Oo, neler var? Anlatsak bitmez. Karan'ın yeni hobiler çıktı mı Karan'ın? Ya her gün değişik bir şey onunla ilgili tabii ki. Büyüme süreci öyle onların. Sarı benim onları. Sadece şeyler çok sağ olun. Hadi beyler, kolay gelsin. Gel sen şöyle.